Çin'de yaşayan Hristiyanlar hükümetin gözetimli kontrolüyle mücadele ediyor. Barnabas Vakfı, Çin'deki Hristiyan oranlarının ülke yönetiminin baskısına rağmen ne şartlarda büyümeye devam ettiğine dair bir dosya hazırladı. Çin hükümetinin baskılarına rağmen Çin'deki Hristiyanların oranı hızla artıyor. Barnabas Vakfı, Çin'deki Hristiyan oranlarının ülke yönetiminin gözetimli baskısına rağmen ne şartlarda büyümeye devam ettiğine dair bir dosya hazırladı. Şu an iktidarda bulunan partinin ise söz konusu durum hiç hoşuna gitmiyor. Yetkililer sadece 38 milyon Hristiyan'ın varlığını geçerli sayıyor. Gerçek oranlara bakılacak olursa Çin'deki Hristiyanların sayısı 150 milyonla 200 milyon arasında değişiklik gösteriyor. Her yıl 1.2 milyon aktif olarak artıyor. Devlet Başkanı Xi Jinping, Hristiyanlığı batı din olarak algıladığından büyümesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Son iki yılda yetkililerin Hristiyan topluluklarına karşı zulüm eylemleri önemli ölçüde artmış, devlet baskısının en ağır hissedildiği yerlerse kiliseler olmuştu. Sadece ev kiliselerinin ve resmi hizmet izni bulunmayan kiliselerin devletle sürekli sorun yaşadıkları söylense de, resmi hizmet izni bulunan kiliseler de bir o kadar gözlemlenip kapatılmaya devam ediliyor. Yetkililer Hristiyanlığın yükselişine karşı koymak için ülke çapında binlerce kilisenin haçını zorla indirmeye devam ediyor. Ev kiliseleri kamera gözetimini reddetmesi durumunda kapatılıyor ya da yıkım kararıyla tahrip ediliyor. Bazı illerdeki ev kiliseleri yetkililer tarafından sürekli canlı yayından izleniyor. İzne tabi tutulan gün ve sürenin dışında herhangi bir ayinin gerçekleşmesi durumunda Hristiyanlar tutuklanıp hapse atılıyor, hapiste ise işkence ve zulümler başlıyor. Çin hükümetinin yayınladığı son yönergelere göre tüm dini gruplar hükümet partisinin ilkelerini yaymak zorunda. Sivil polisler her an kiliselere girerek kilise liderinin ne konuda vaaz verdiğini kontrol ediyor.